Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakanlar, değerli halkımız, bugün yine Cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesini konuşuyoruz. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçelerini görüşeceğiz. Ben genel bir değerlendirme yapacağım değerli arkadaşlar. Enerji Bakanlığı. 2023 bütçesi yok hükmünde bir faiz, borç ve seçim bütçesidir. Türkiye'ye reva görülen 660 milyar liralık bütçe açığı ve 240 milyar liralık faiz gideri ile Türkiye ekonomisi bir borç sarmalına girmiştir. Uzun süredir devam eden yeni ekonomi modelinden vazgeçilmediği takdirde de bu sarmal büyüyerek devam edecektir. Peki değerli arkadaşlar, yeni ekonomi modeli nasıl oluştu? Tek adam faiz nastır dedi, indireceğiz dedi ve sonra bu model ile faiz düştükçe ihracat artacak, ithalat azalacak, cari denge kontrol altına alınacak, böylece kur üzerindeki baskı azalacak ve enflasyon düşecek dediniz. Kasım 2021'de dolar kuru patlayınca da Türk milletinin sırtına kur korumalı mevduat yükünü yüklediniz. Hazine bütçeden hesap sahiplerine 91.6 milyar lira ödedi. Merkez Bankası Başkanı meclisi bilgilendirme görevini yapamadığı ve bilgi gizlediği için Merkez Bankası'ndan ne kadar ödendiğini henüz öğrenemedik. Gelinen sonuç, Cumhuriyet tarihinin en yüksek 10 aylık dış ticaret açık rakamına ulaşmayı başardınız. Dış ticaret açığı 11 yılın ardından ilk kez 100 milyar doları aştı. Çünkü üretimimiz ithal ham maddeye bağlı ve doların uçması ithal aramalı maliyetlerimizi de değerli arkadaşlar katlayarak artırıyor. Aslında alt kırılımlarına baktığımız zaman bunu daha iyi anlıyoruz. Örneğin gıda üretiminde ihracat rakamları 2021-22 döneminde %27.7 iken ithalat %53 olmuş. Tekstile bakalım. Tekstilde ihracat %0.5 iken yine aynı dönemde ithalat %48.3 olmuş değerli arkadaşlar. Dolayısıyla ithalat maliyetimiz artıyor, dış ticaret açığımız da katlanarak büyüyor. Çünkü bu modelin içinde üretim yok. Ar-Ge'ye yatırım yapmıyoruz, ham madde üretmiyoruz. Düşük Ar-Ge harcaması sebep markalaşamama ve dış ticaret açığı da sonuçtur değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011'de 2023 yılına kadar orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nın üretim üssü olacağız demişti. Bırakınız Avrasya'nın üretim üssü olmayı, Türkiye yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde utanç verici bir şekilde 3. dünya ülkelerinin de gerisinde kalmıştır. TÜİK'e göre 2003 yılında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi içinde %5 olan payı 2022'de %2.9'a geriledi. Sanayici üretemiyor değerli arkadaşlar. Dünya Gazetesi'nin son sanayici anketine göre son bir yılda krediye erişimde zorlanan sanayicinin oranı 5 kattan fazla arttı. Yani sanayici krediye erişemiyor, faiz düşerse neye yarayacak bilemiyoruz. Durgunluk beklentisi nedeniyle her 3 sanayiciden ikisi işçi çıkarmayı düşünüyor. En zor durumda olan sektörde tekstil sektörü, biraz önceki ithalat ve ihracat rakamları da bunu doğruluyor. Bakın, yeni ekonomi modeli yoksulluğu derinleştirmek pahasına hayata geçirilmiş ve emeği ucuzlatmıştır. İş gücünün milli gelirden aldığı paya baktığımızda, bakın Profesör Doktor Hakan Kara'nın şu grafiğine bir bakalım. İş gücünün milli gelirden aldığı payın 4 yıl içerisinde nasıl da aşağıya düştüğünü bu grafik bize çok net bir şekilde gösteriyor. 4 yılda %32.9'dan %26.3'e gerilemiş. Değerli arkadaşlar, yani hemen hemen her alanda derin bir ekonomik buhran yaşanmakta. Yük halkın sırtına binmiş durumda. Olan çocukları oldu. Çocuklar yatağa aç giriyorlar, okullarda aç kalıyorlar.
Ülkeyi sizler bir timsah kapitalizmine mahkum ettiniz. Nedir timsah kapitalizmi? Sermaye kârına kâr eklerken ücretli kesimlerin biraz önceki grafikte de gösterdiğim gibi yoksullaşması ve fakirleşmesidir. Bakın Profesör Doktor Hakan Kara'nın yine Twitter'ından aldığım bir grafik. Enflasyonun gördüğünüz gibi emsal ülkelerde politika faizi ve enflasyon arasındaki farkın Türkiye'de nasıl açıldığını gösteriyor. İşte şu anda siz bu ülkenin vatandaşlarını, yoksul vatandaşlarını timsah ekonomisine, kapitalizmine bu şekilde siz de görün mahkum ettiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, tüm bu yaşananların sorumlusu kimdir diye baktığımızda siz her sorunu, örneğin enflasyonun artışını, dış ticaret açığını, dünyada yaşanan enerji fiyatlarındaki artışa bağlıyorsunuz. Gerçekten öyle mi? Tabii ki bu doğru değil. OECD verilerine göre Temmuz 2021 ile Temmuz 2022 arasındaki son bir yılda enerji fiyatları Türkiye'de %143 yükseldi. OECD ortalaması kaç biliyor musunuz? Sadece %35. Sadece %35. Yani biz diğer ülkelerden kat kat pahalı enerji kullanıyoruz. Bakalım enflasyon canavarı, yani pahalılık, enerji fiyatlarının artışına sebep mi? Yine Refet Gülkaynak hocamızın bir grafiğiyle sizlere bunu göstermek istiyorum. Petrol fiyatlarıyla enflasyon artışının arasında bir bağlantı var mı değerli arkadaşlar? Enflasyon düşükken enerji fiyatları yükseliyor. Enerji fiyatları yükselirken bakın enflasyon nasıl düşmüş, değil mi? Sizlere de göstereyim sayın bakanlar. Böyle bir bağlantı yok. Bu bir külliyen yalandır. Enerji fiyatları tabii ki etkileyecektir. Ama bütün yükü, bütün suçu enerji fiyatlarına yükleyerek halkı kandıramazsınız. Sonuç şu, enflasyon canavarını bu ülkenin başına musallat ettiğiniz gibi halkı enerji yoksulluğu yaşamaya da mahkum ettiniz. Bir de kalıcı yaz saati uygulamanız var. 5 yıldır velileri, öğrencileri, çalışanları karanlıkta işe yollayan bu ucube kararınız dağıtım şirketlerine kazandırdı ama hanelere zarar yazdı. Elektrikte tasarruf diye yola çıkan damat yüzünden bu karardan vazgeçemiyorsunuz ama bizim iktidarımızda kimse ne soğukta ne karanlıkta kalacak. İktidara geldiğimizde bu uygulamaya da son vereceğiz. Değerli arkadaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda konut projelerine değinmek istiyorum. Seçimin yaklaştığı bu dönemde birdenbire AK Parti'nin aklına 500 bin sosyal konut yapmak geldi. Şimdi bu kampanyaya 505 milyonun üzerinde başvuru olmuş. Bu başvuru sayısı aslında neyi gösteriyor biliyor musunuz? Sosyal konut talebini AKP'nin 20 yıllık iktidarında çözemediğini gösteriyor. Bu durum istatistiki verilerle de kanıtlanıyor. 2002 yılında Türkiye'de kendi sahip olduğu evde oturanların oranı %73.1 iken bu oran 2021'de %57.5'e düşmüş. Yani ev sahipliği azalmış arkadaşlar. İnsanlar, yoksul halk kiracılığa mahkum edilmiş. Sizin derdiniz gerçekten sosyal konut üretmek falan değil. Seçim öncesi bir rüzgar yaratmak ve evet para. Çünkü siz kamu arazilerini sosyal konut projeleri için değil, rant projeleri için kullandınız. Rakamlar yalan söylemez değerli arkadaşlar. Sayın Bakan, kurum komisyonda bu konuda hiç de doğru olmayan ifadeler kullandı. Dedi ki, yaptığımız sosyal konut projemizle konut ve kiralarda görülen artışı durdurduk dedi. Sayın Bakan, halbuki gerçek ne biliyor musunuz? İlan sitelerinin verilerini göz önüne alındığında kiralık konut metrekare değeri son bir yılda %140, 4 yıl içinde %472 artmış değerli arkadaşlar. Yine Sayın Bakan ne dediniz? Ülkemizin bu başarısının en büyük nişanesi 26 bin sosyal donatısıyla birlikte inşa ettiğimiz 1 milyon 170 bin sosyal konut olmuş dediniz. Bu bilgi de doğru değil arkadaşlar. Türkiye'de sosyal konutların toplam konut stokuna oranı sadece %2. TOKİ'nin web sitesini inceleyin. 2002-2022 yılları arasında 506 bin konut, küsuratları saymıyorum, teslim edildiği, 316 bin projenin ise devam ettiği görülüyor. Yine emlak konutun ise toplamda 132 bin konut ürettiği, bunların 80 bin küsürünün İstanbul'da, 68 bin küsürünün İstanbul'daki bu 68 bin küsürün... Tamamlayın sözlerinizi. Teşekkür ederim.
Bu konutların da lüks konut olduğu görülmekte. Toplamayı size bırakıyorum. Yine projede biz ne yapıyoruz, vatandaşa ne sunuyoruz, rant var mıdır, yok mudur dediniz Sayın Bakan. Bakalım verilere bakın dediniz. Yapılan plan değişiklikleriyle park alanı ve yeşil alan niteliğinde 16 adet gecekondu önleme bölgesinin, 12 adet askeri alanın imara açıldığı görülüyor. Yani bu projelerin kamusal alanlarının, halkın ortak mallarının özel sektöre de verildiği bu rakamlardan görülüyor. Bu alanlarda Aralık 2022 ayı ait bugünün dolar kuruyla 18.50 ile hesaplandığında toplam 28 milyar dolara yakın rant elde edilmiş değerli arkadaşlar. Ama bu rant kamuya değil özel sektöre gitmiş. Komisyonda da sordum. Yine soruyorum, bu alanlarda lüks projeler yerine sosyal konut yapılamaz mıydı? Ama yapmadınız. Siz lüks konut üreterek... Teşekkür ediyorum Sayın Emrecan. Sayın Emrecan, süreniz tamamlandı. Olur Sayın Ağababa, olur. Arada oluyor böyle. Doğru.